Şile'nin en simge yerinin önündeyiz. Şile Feneri'ndeyiz. O kadar güzel ki burası. Ben de bakmaktan kendimi alamıyorum. Bu fener 164 yaşında. Sultan 1. Abdülmecit zamanında Fransızlara yaptırılmış. 19 metre yüksekliğinde, deniz seviyesinden de 67 metre yüksekte. Faal olan dünyanın en büyük ikinci feneri, Türkiye'nin de en büyük feneri. Yaklaşık 56 kilometre menzile sahip. Bir söylentiye göre de aslında Şili'ye yapılması istenmiş ama yanlış anlamadan dolayı Şile'ye yapılmış. İyi ki de Şile'ye yapılmış. Ziyarete kapalı fakat biz yine çok şanslıyız. İçeri gireceğiz. Fenerin üstüne çıkıyorum. Aslında doğruyu söylemek gerekirse zor değil çünkü ben daha dar yerlerden de çıktım. Hatırlayanlarınız varsa Göynük Zafer Kulesi'ne çıkmıştım. Çok dardı. Bu fenerin çıkışı rahat. Yukarıda buluşuruz. Şile Feneri'nin en tepesindeyim, balkonundayım. Yine kendimi en şanslı hissettiğim anlardan birini yaşıyorum. Çünkü en güzel manzaralara buradan sahip oluyorsunuz. Karadeniz'in azgın sularının, dalgalarının önündeyim rüzgarla birlikte. Burada nokta nokta size çok yer anlatacağım. İlk önce Ağlayan Kaya'dan bahsetmek istiyorum. Hemen evlerin arkasında iki buruk hikayesi var. İlk hikayesi iki kaya arasından akan su bir kadın silüetini, ağlayan bir kadın silüetini andırdığı için Ağlayan Kaya denmiş. Bir diğeri ise varlıklı tüccar Dimitri'nin kızı Eftelya ile öksüz çoban Mehmet'in buruk aşkını anlatıyor. Birbirlerini çok istemelerine rağmen aileleri karşısında birbirlerine kavuşamamışlar ve orada Karadeniz'in bu azgın sularına atlayıp birlikte intihar etmişler. Onu gören Kaya da ağladığı düşünülmüş. Bu olaya dayanamayıp oradan Ağlayan Kaya ismini almış. Evlerin hemen önünde de bir kayalık göreceksiniz. Uca doğru kayalık. O kayalık birçok Türk filminde kullanılmış, intihar sahnelerinde kullanılmış. Arabanın atlama, yani birçok Türk filminde hatırlarız. Böyle hatta oyuncak araba gibi gelir ya bize. Böyle denize uçurumdan yuvarlanan sahneler vesaire. Orada pek çok intihar ve dram sahneleri çekilmiş eskiden. Hemen onun altında da Zeki Müren mağarasını göreceksiniz. Gördüğünüz gibi orada bir mağara var, bir oyuk var. Orası Zeki Müren mağarası. Neden Zeki Müren mağarası? Mağaranın akustiği çok güzelmiş ve Zeki Müren bundan etkilenip mağaranın içinde bir beste yapmış. Önceki yıllarda eğer sular azsa, sığsa içinde bir plaj var ve ayak yere değiyormuş. Şu anda turlar yok fakat özel teknelerle yine oraya gidilebiliyor. Fakat havanın daha düzgün olduğu koşullarda. Altta da deniz üstü ilk zipline'ı göreceksiniz buraya geldiğinizde. Hatta geldiğinizde macera severler mutlaka bunu denemeliler. Ben o kadar cesaret edemiyorum maalesef. Yine denizin tadını çıkaranları göreceksiniz. Hemen karşımızda da yine Şile'nin simgesi Şile Kalesi var. Fenerinin civarında çok vakit geçireceksiniz. Çünkü burada manzara çok güzel. Aşağıda zipline'i izleyebilirsiniz. Kayalıkları, evleri izleyebilirsiniz. Ve burada çok güzel standlar göreceksiniz. Benim de en sevdiğim kısım takılar. Efendim ne kadar güzel bir yere stand açmışsınız. Selamlar. Selamlar, hoş geldiniz. Kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Sizi tanıyalım mı? Adım Erol. Ben burada doğmuşum. Daha sonra İstanbul'da büyüdüm. Tekrar memleketime geri geldim. Emekli olduktan sonra yine burada takı işiyle uğraşıyorum. Vakit geçiriyorum. Ne kadar güzel. Kaç senedir buradasınız? Ben aşağı yukarı 15 yıldır buradayım. Evimin arkasında tezgah. Eviniz de burada. Evimin arkası efendim. Çok güzel. Çok şanslı bir beyefendisiniz. Böyle güzel bir noktada eviniz, burada uğraştığınız işiniz. Evet efendim. Teşekkürler ediyorum. Sağ olun. Nasıl geçiyor burada günler? Çok güzel, çok güzel. Zaman nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz burada. Gelen geçen eş, dost, akraba selamlaşıyoruz. Vakit böyle geçiyor. Fener'e bayağı ziyaretçi oluyor mu? Tabii ki oluyor. Tarihi 160 yıllık Şile Feneri. Tabii ki olmaz olur mu? Değil mi? 164 yaşında. Tabii. Herkes yukarı çıkmak istiyor. Ama ne yazık ki öyle bir imkan da yok. Ama biz çıkanlardan olduk. Ne güzel, ne şanslıyız. Yukarıdan da manzara şahane. Çok önemli noktaları aynı anda görüyorsunuz yukarıdan. Tabii yukarısı Hakim Tepe. Her yerde, her yer gözüküyor oradan. Doğru söylüyorsunuz. Peki siz şimdi Şilelisiniz. Memleketinizi nasıl anlatırsınız bize? Memleketimiz yazlık. Yazın çok güzel ama kışın
biraz sıkıcı, kışı daha ağır olan İstanbul'a nazaran daha soğuk olan bir ilçemiz. İstanbul'a bağlı olan bir ilçemiz burası. Aslında böyle yerlerin sonbahar ve kışı da güzel oluyor. Yani şimdi bazı ziyaretçilerimiz diyor ki böyle yazlık yerlerin sonbaharını, kışını da o deniz havasını da ayrı bir seviyorum diyorlar. Tabii. Zevke göre. Tabii. İlkbahar, sonbahar her zaman burada güzeldir ama kış biraz sıkıcı burada. İstanbul'a göre çok sıkıcı geçiyor. Belki siz böyle yazın canlılığa, harekete alıştıktan sonra kış size durgun geliyor. Tabii o da olabilir. O da haklısınız. O da ama evinizde arkada da çok güzel bahçe görüyorum ben. Efendim. Çok güzel böyle ekip biçmişsiniz. Kışın da burada vakit geçiriyorsunuzdur. Ne kadar güzel. Evet, domates, biber ekiyorum. Olduğu vakit beklerim, sizi de koparmaya, yemeye davet ediyorum. Ne güzel, çok güzel de bir davet aldık. O zaman biz dilerim kışında geliriz. Geldiğimiz zaman bir çayınızı, kahvenizi içeriz. İnşallah efendim, beklerim. Kolaylıklar diliyorum. Size de çok teşekkürler. Sağ olun.